Merhaba değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda İLSEM Direktörü Muhammed Kadri Durmaz var. Hoş geldin Kadri tekrardan. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün yine aynı konseptle beraberiz aslında. Tek fark sadece ben bu sefer kamera önündeyim. Evet, böyle sana, daha iyi oldu. Evet, bugün bize ne anlatmayı düşünüyorsun? Bugün aslında Kur'an'da çokça geçen Hanif kavramı üzerine duracağız. Hanif İslam kavramı üzerine duracağız. Tamam, çok Türkçesi güzel. Türkçesi gerçek, orijinal İslam demek. Gerçek İslam bu mu? Evet, hazır gerçek İslam demişken o zaman ben ilk sorumla hemen başlayayım. Şimdi gerçek İslam demişken bu aslında bir sosyal medya jargonu gibi bir şey haline geldi, gerçek İslam tabiri en azından. Kötü içerikli videolar demek istemiyorum ama bazı radikal grupların videolarında ya da bazı radikal örgütlerin, İslami örgütlerin yaptığı hareketlere hep şu dendi: gerçek İslam bu değil. Ya da mesela eğer bir grup farklı bir grubun İslamiyet anlayışını beğenmiyorsa hep şu kavram kullanıldı: hayır, gerçek İslam bu değil. Hazır sen de Hanif demişken buradan sormuş olayım. Gerçek İslam dediğimiz Hanif İslam nedir tam olarak? Gerçek İslam eğer bunlar değilse gerçek İslam tam olarak nedir? Şimdi soruna öncelikle bir ayetle cevap vermek lazım. Dinin ana kaynağı Kur'an'dır. Hanif kavramını bize Rum suresi 30. ayette Allah şöyle tanıtıyor. Diyor ki, sen yüzünü bir Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yoktur. Yani bu din bugüne kadar insanlığa gönderilmiş bütün dinlerde aynıydı diyor yani. Hepsi Hanif din üzerine bina edilmiş. Zaten Hanifliğe aynı zamanda dini kayyım da denir o yüzden. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik bulamazsın. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler diyor. Ben bugünkü Yahudiliği, Hristiyanlık, işte İslam'ın farklı yorumları, tartışmalarını gördüğüm zaman direkt aklıma bu ayet gelir ve bunun üzerinden düşünürüm. Yine bunu teyit edecek kutsi bir hadis var. Mesela Peygamberimiz diyor ki Allah bütün insanları haniflik üzerine yaratmıştır. Bu da Buhari'de geçen çok güzel bir hadistir. Hanif İslam dediğimizde orijinal, arı duru, temiz ve saf İslam anlamına geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hazreti İbrahim üzerinden bize bahsediliyor. Mesela o dönemde özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar arasında Hazreti İbrahim'in dini üzerinden bir tartışma dönüyor. İşte onun dini neydi? Kimisi diyor Hristiyan'dı diyor, kimisi diyor Yahudi'ydi falan diye anlatıyorlar. Çünkü İbrahim'i dinlerin atası kabul ediliyor Hazreti İbrahim, biliyorsunuz. Kur'an bize diyor ki İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan'dı. O Hanif bir Müslüman'dı diye anlatıyor. Hatta başka bir yerde diyor ki sen diyor İbrahim'in dinine uy, o bir Hanif'ti ve Allah'a asla şirk koşanlardan değildi diyor. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Hanif ifadesi 12 yerde geçer. Bunların 2 tanesi çoğul, 10 tanesi tekil olarak kullanılır. Geçen yerlerin 8'inde direkt Hazreti İbrahim üzerinden anlatılır bize bu kavram. Şimdi Peygamberimiz bu kavram üzerinde nasıl yaklaşımlarda bulunmuş? O dönemde baktığımızda Peygamberimizin hayatında Hanif kavramının biz İslam'ın direkt yerine kullanıldığını görüyoruz. Mesela bir gün Peygamberimize ashabtan biri geliyor ve diyor ki Allah katında dinlerin hangisi daha makbuldür? Peygamberimiz de ona diyor ki ben kolaylaştırılmış haniflikle gönderildim. O yüzden haniflik daha makbuldür diyor. Buhari'de geçer bu hadis. Hatta bu hakikate binaendir. Mesela Abdullah İbni Mesud, yani sahabe arasında din konusunda bir otoritedir bu. Abdullah İbni Mesud Allah katında tek din İslam'dır ayetini ifade ederken oradaki İslam ibaresinin yerine hanifiye kavramını koymuş tefsirinde. Bu anlamda hanif ifadesi aynı zamanda o dönemde yaşanan İslam yerine de kullanılıyor. Orijinal İslam eşittir haniflik. Bunları birbiriyle denk tutuyor. Peki burada araya gireceğim. Eğer Hanif İslam'ı gerçek İslam olarak ele alacaksak bu şunu da bir yandan gündeme getiriyor. Demek ki gerçek olmayan İslam da var. Bu böyle bir yanlış anlaşılmalara yol açmaz mı ya da bu düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olmaz mı? Şimdi Hanif İslam ibaresini bizim bahsetmemizin ve gerçek İslam bu değil dememizin sebebi aslında insanların İslam adı altında İslam'a hiç uygun olmayan işler yapmalarından kaynaklanıyor. Dinin kaynaklarının yorumlanmasıyla alakalı bir mesele değil. Dinin kaynağı Kur'an. Kur'an apaçık. Bunun farklı yorumlanmasıyla alakalı sıkıntılar yaşamıyoruz biz. Biz İslam dünyasının tarih içerisinde yaşadığı bazı siyasi çekişmelerden dolayı tabii bazı mezhepler ortaya çıkmış, bazı fırkalar ortaya çıkmış, bazıları tarikatlaşmış, bazıları örgütlenmiş falan ve bunlar kendi aralarında mücadele ederken, tartışırlarken doğal olarak dinin kaynağından ve dinin bir numaralı temsili yani peygamberden örnekler getirmeye ihtiyacı hissetmiş. Ve ortaya farklı farklı akımlar çıkmış. Yani insanlar şöyle düşünmemiş. Şimdi ben önüme Kur'an'ı alayım ve Kur'an bana ne diyorsa onu yapayım diye düşünseler aslında bir problem kalmayacaktı. İnsanlar şöyle yaklaşıyorlar. Şimdi ben bir fikre sahibim ve bunun için hem Kur'an'dan hemen kendi fikrime uygun
deliller bulmalıyım. Bu sayede kendi fikrimi insanlara empoze edebilirim diye düşünmüş. Ve o kadar çok siyasi tartışmalara girmişler ki günümüze kadar artık bu siyasi tartışmalar, bu ekoller günümüze kadar gelmiş. Aslında yaşadığımız problemin temelinde bu yatıyor. Ve doğal olarak biz şunu demeye ihtiyacı hissediyoruz. İslam birdir tabii ki. Hani değişmez. Ama kendisini Müslüman olarak nitelendiren çoğu insan İslam'ın tam tersine işler yapıyor. Ve bu aslında İslam'ın bizzat kendisine zarar vermeye başladı. Mesela bugün baktığımız zaman daha yakın zamanlarda işte bir hocamız şey demişti, isim vermeyi sevmiyorum. Kafire merhamet falan yok, işte İslam'da din özgürlüğü falan yoktur, kılıcımın altında esaretime katlanır falan filan tarzında yorumlar yaptı mesela. Bakın bu Kur'an-ı Kerim'le taban tabana zıt bir şeydir aslında. Kur'an-ı Kerim'de savaşa izin verilen durumlar bellidir. Tamamen savunma amaçlı yapılır savaş veyahut bir zalim bir mazluma zulmediyorsa onun üzerine savaşabiliriz. Ama bunun dışında savaşmaya kalkarsan bu işgal olur. Kur'an bize bunu ayetlerle anlatıyor. Ama hocamız bambaşka bir şeyden bahsediyor bak. Veyahut bugün baktığımızda herhangi bir tarikat olsun ya da bir dini grup olduğunu söyleyen bir topluluk olsun. Değişik değişik uygulamaları var. Hiç Kur'an'da bahsedilmeyen, orada anlatılmayan, insanları kendisine kul eden, köleleştiren uygulamaları var ve bunu İslam dini adı altında yapıyor bakın. Bazıları sistematik bir biçimde çocuklara şiddet uyguluyorlar ve bunu yine İslam dinini öğretme gayesiyle yaptıklarını söylüyorlar. Bakın bütün bunları toplayalım, alt alta toplayalım ve ortaya ne çıkacak? Ortaya dine karşı bir nefret çıkacak. Aslında bu dediğimiz şey sadece İslam tarihi içerisinde yaşanan bir şey değil. Aynı zamanda Hristiyanlar da böyle bir tecrübeden geçmişler. Ve onlarda da böyle skolastik düşüncenin, o zamanki kilisenin uygulamaları insanları en son bezdirmiş. İnsanlar isyan ederken bunu çok sert bir biçimde yansıtmışlar ve uzaklaşmışlar o dinden. Şu anda geçen videomuzda bahsetmiştim. Yani herhangi bir dine mensup olmayan insanların oranların en yüksek olduğu yerlerden biri bu yüzden Avrupa. Anlatabiliyor muyum? Ve o yüzden biz Hanif İslam diye bu meseleyi özellikle anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa tabii ki İslam tektir. Hani farklı bir İslam yok. Burada şey soracağım tekrar sana. Hazreti İbrahim ve getirdiği din Hanif İslam'sa sonrasındaki dinler neden tekrardan geldi? Neden aynı din tekrar gelmedi? Yani neden farklı dinler ortaya çıktı? Hanif İslam eğer İbrahim değilse? Şimdi çok güzel bir soru daha sordunuz. Burada dinin özünde bulunan, çekirdeğinde bulunan temel kavramları iyi anlamak lazım. Ve bu dinin gönderildiği milletlere göre nasıl bir forma ulaştığını anlayabilmek lazım. Hanif İslam'ı incelediğimiz zaman aslında bunun dört temel esası olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce Haniflik tevhid üzerinde inşa edilir. Yani Allah birdir, ben ondan başka bir mabut tanımam kendime. Sadece ona yalvarırım, sadece ona yakarırım ve sadece onu tanırım. Yani tabiri caizse Allah'tan başkasına eyvallahım yoktur demektir bu. Tevhid üzerine oturtulur Hanif İslam. Şimdi Hazreti İbrahim de bize örnek verilirken onun hep o muvahhid yönü yani hani putları kırması anlatılır mesela. Hanif İslam'ın ikinci ve bence hani tevhide götüren esas yönlerinden bir tanesi son derece akılcı bir yapıya sahip olması. Çünkü bakın bugün inceleyelim. Toplumdaki birçok insan aslında dinini ilk olarak aileden öğrenir. Kalanlar da belki Kur'an kursundan falan. Biz burada dinimizi ailemizde nasıl öğreniyorsak bugün Hindistan'daki bir çocuk da ailesinden öğreniyor. Efendimiz Avrupa'daki bir insan da dinini ailesinden görüyor. Çin'deki bir insan da bu şekilde görüyor. Ve siz bunu olduğu gibi taklit ettiğiniz zaman buna dini literatürde taklidi iman denir. Aslında bir piyango oynamış oluyorsunuz. Ya Allah'ın anlattığı din bu değilse? Yani herkes kendi ailesinden gördüğünü doğru zannediyor. Bakın bizim de çoğu insanımız bu şekilde annesinden babasından bir dini yaşantı görüyor ve ona tabi olup bu şekilde dinini sürdürmeye gayret ediyor. Buna taklidi iman denir. Tabii ki doğru bir iman sahibi, aynı zamanda iyi işler yapan herkese Allah cenneti vaat eder. Yani insanların taklidi imana sahip olması cennete gidemeyeceği anlamına gelmez. Ama piyango yani tehlikeli. Ne tehlikesi barındırıyor bu? İçine batıl inançların, hurafelerin, en kötüsü şirkin karışabileceği bir din inancına sahip olma durumunuz var. En tehlikelisi bu işte ve bu maalesef örneklerini çok görüyoruz. Taklidi imandan gerçek bir imana sahip olmanın yolu ilk başta şu soruyu sormaktır. Acaba doğru bir inanca sahip miyim? Acaba bana bugüne kadar din olarak anlatılanlar doğru muydu? Fark ettiyseniz aklımızda yani kullanıyoruz ve sorular soruyoruz. Kur'an bu yüzden tevhidden sonra belki en fazla üzerinde durduğu ana konu Kur'an'ın akıldır. Kur'an'da akla dair öyle ifadeler var ki mesela ben öğretmenlik yaptığım okulda öğrencilerime ilk girdiğim derste şunu sormuştum. Sizce Allah nazarında Allah için bütün canlılar içerisinde en kötü olan hangisidir
Bütün mahlukatı sayıyorum. Böcek, çiyan falan hepsini de işin içine katın. Hangisidir diyorum. İşte bin tane fikir geliyor. Hocam şeytandır diyor bir tanesi. Bir tanesi hocam işte katillerdir diyor. Öbürüsü zulüm işleyenlerdir falan. Doğru diyorum bak o da çok mantıklı. Çok kötü bir günah falan ama Allah'ın kendi ifadesi şudur diyorum. Enfal suresinde 22. ayette geçer. İnne şerrat devabbi indallah. Bütün canlılar içerisinde en kötüsü, en aşağılığı, en şerlisi es-summul bukmüllezine la yağilun. Akıllarını kullanmayan ve aynı zamanda ön yargılı olanlardır. Yani hakikatlere karşı sağır kesilen ve onları dillendirmeyen ön yargılı insanlardır diye bahsediyor. Allah canlıları sınıflandırırken bakın en aşağılığı aklını kullanmayanlar olarak nitelendiriyor bizi. Aklını kullanmayan ve ön yargılı. O yüzden mesela Peygamberimiz de geldiği toplumda anlatıyor. Onların uğraştığı birinci sorunları küfür. Yani yanlış inanış biçimleri. Ama ikinci sorunları da taassupları. Çok yoğun bir bağnazlığa sahipler. Aklını kullanmıyorlar. Bin tane hurafe toplumun içerisinde geçiyor. Yani cahiliye toplumu başlı başına incelenmesi gereken bir toplumdur. Böyle birçok sorunu var. Ve Hazreti Peygamber küfürle uğraştığı kadar belki bu taassupla da uğraşıyor. Mesela Einstein de demiş ya hani bir insanın ön yargısını kırmak, o bağnazlığını kırmak atomu parçalamaktan daha zordur demiş. Yani Kur'an'ın savaş açtığı birinci şey küfürse ikinci ve bunun kadar şiddet olan taassup. İşte o yüzden Hanif İslam dediğimiz zaman bir numaralı esas amaç, esas gaye tevhidse ona bizi götüren, onu garanti altına alan şey akılcılık, rasyonalitedir. Bu yüzden Hanif İslam bu iki şeyi çok önemser. Dört temel ilke demiştim ben. Üç ve dördü de soracağım sana ama hazır akılcılık ve rasyonaliteden bahsetmişken Hazreti İbrahim'i İbrahim yapan şey bir yaratıcının olduğunu kendi aklını kullanarak, mantığını kullanarak bulmuş olmasıydı. Bu bana hep Descartes'in mantığını, yöntem anlayışı üzerine konuşmalarındaki mantığını akla getiriyor. Descartes'in de mesela metafizik mantığında buna benzer bir anlayış var. O da aklını kullanarak zaten birçok şeyin cevabını bulabileceğini düşünüyordu. Metafizik konusunda özellikle Tanrı'nın varlığı konusunda da hiç şüphesinin olmadığını söylüyor. Ve şunu ekliyor. Düşünüyorum, bakıyorum. Ben mükemmeli yaratamıyorum. Ama etrafımda mükemmel olan şeyler var. Bu sonuca varıyor. Demek ki bu mükemmeli yaratabilecek tek şey Tanrı'dır. Sadece Tanrı'nın doldurabileceği bir boşluk bırakıyor mesela. Yani burada akıl belki de insanın Tanrı'yı, Allah'ı bulabilmesinin en önemli araçlarından bir tanesi haline gelirken şu anda mesela etrafımızda ben de hani hedef göstermek için söylemiyorum ama hani bazı gruplar var ki, bazı insanlar var ki İslamiyet'te akla yer olmadığını savunuyor. Tabii onunla alakalı da hani videolardan bahsetmiştik ya. Evet. Koymuşlar hocalarımızı sıraya böyle. Çok güzel bir de edit yapmışlar ona böyle. İslam akıl dini değildir, nakil dinidir. Hayır, İslam çatır çatır akıl dinidir. Hatta bakın Yunus suresi 100. ayet gelmişken söyleyeyim. Orada diyor ki Allah izin vermeden hiç kimse iman edemez. Peki ya Rabbi sen kime izin verirsin iman etmesine? Allah diyor akıllarını kullanmayanları pisliğe gömer diyor. Aynı ayet içerisinde geçer bu. Ve yecellü ricsel ellezine la yakülün. Yani diyor ki aklını kullanan iman eder. O yüzden o metodik şüphe çok önemlidir. Burada bize bir örnek olarak aynı zamanda Hazreti İbrahim'in de mesela süreci anlatılır. O aklını nasıl kullanıyormuş? Kur'an bize çok güzel adım adım anlatıyor. Ayetlerde. Mesela Enam suresinde geçiyor bu. Hazreti İbrahim toplumunun putlarını görüyor ve onları inceliyor, onlara bakıyor ve diyor ki yani bu toplum apaçık bir sapıklık içerisinde diyor ayet. Ve babasına gidiyor ilk anlatıyor. Ben sizi diyor doğru yolda görmüyorum. Sapıkmışsınız hepiniz diyor. Ve biz böylece ona bu alemin nasıl işlediğini gösterdik. Alemin melekutunu gösterdik diyor. Yani buradaki evrenin işlemesine dair kuralları gösterdik diyor Kur'an. Enam suresinde. Ve o süreci de anlatıyor bize. Hazreti İbrahim ilk gidiyor, yıldızlara bakıyor ve hani şöyle bir soru soruyor. Bu mu Rabbim? Haza Rabbi. Rabbim bu mudur? Diyor. Daha sonra yıldızlar gündüz kayboluyor. Yok diyor ben kaybolanları sevmem diyor. Daha sonra aya bakıyor. Aynı şekilde diyor ki Haza Rabbi. Rabbim bu mudur? Ondan sonra ay da aynı şekilde kayboluyor. Yok diyor ben batanları sevmem diyor. En son güneşe bakıyor. Güneşte de aynı durumu yaşıyor. Bu arada bunlar bu baktıkları o dönemin inanç biçimleridir. Yani orada bir parantez açmakta fayda var. Hani Hazreti İbrahim sadece bunları mı buldu falan bakacak diye düşünmemek lazım. O dönem o toplumda onlara inanılıyormuş çünkü. En son diyor ki ben yüzümü artık yeri ve göğü yaratan bir olan Allah'a yönel diyor. Ve tamamen şirk unsurlarını bir kenarıya bırakıyor. Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bizim için özel bir şahsiyet olarak anlatılır. Hatta der ki o başlı başına bir ümmettir der yani. Hani adam kendi başına bir topluluk gibiydi diye nitelendirilir. Allah onu dost edinmişti der. O yüzden lakabı Halilullah'tır. Çok özel bir şahsiyettir. Bütün toplumu, bütün toplumun tabularını,
inanışlarını karşısına alabilecek cesareti göstermiş. Bu uğurda ateşlere atılmış. Hani müthiş bir imana sahip bir insandır. Ama bakın bu imana sahip olmasının temelinde ne var? Aklını. Bu yüzden ayette bize diyor ki Fatır suresi 28. ayette. Allah'tan ancak alimler hakkıyla ürperir. Peki bu bahsettiğin diğer iki ilkeye geçelim. İlki tevhid, ikincisi akıl, üçüncüsü evet. Ne? Şimdi Kur'an-ı Kerim bize hep şöyle bir ifadeden bahseder. Der ki onlar ki iman ederler ve iyi işler yaparlar. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Hatta Asr suresinde der ki bütün insanlık hüsrandadır. Asr'a yemin olsun bütün insanlık hüsran içerisinde berbat bir durumdadır. Şunlar hariç kim? İman edenler ve salih amel işleyenler. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler diye devam ediyor ayet. Biz iman boyutunu anlattık daha demin dinin. Tevhid ve akıl iki önemli husustan bahsettik. Hanif İslam'ın iki önemli ilkesi. Şimdi bir de iyi işler yapmanın yönlerinden bahsedelim. Mesela nedir bunlar? İlk olarak Kur'an'ın, Hanif İslam'ın insanda hedeflediği bir numaralı şey onda güzel bir ahlak inşa et. Dinler insanlar aslında karakter eğitimi yaparlar. Yaptığımız ibadette, ondan sonra bize yasak kılınan şeylerde, nezakete dair emirlerde, peygamberimizin gündelik yaşantısının bize örnek verilmesinde de hep şunu görürsünüz. İnsanda inşa edilmeye çalışan bir güzel ahlak vardır. Onun imanı soyut bir imandır. Allah'a inanıyordur, evet. Ama onu somut hale getiren onun hareketleri, davranışları güzel ahlakıdır. Yani üçüncü ilke... Güzel ahlak ilkesi. Ve Hazreti Peygamber bununla alakalı der ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçen takva kavramını inceleyin. Kur'an'da takva kavramı geçtiği yani %80 yerde falan güzel ahlaktan bahseder. Oraya güzel ahlakı koysanız böyle küp diye yerine oturur da hocamız. Bu anlamda Hanif İslam'ın üçüncü ilkesi güzel ahlaktır. Peki ben sana artık dördüncü ve son ilkeyi sorayım. Sonra da videoyu toparlayalım. Evet. Dördüncü ilkemiz nedir? Hanif İslam'ın üçüncü ilkesi güzel ahlak. Dördüncü ilkesi ise adalet. Düşünün güzel ahlaklı insanlardan oluşan aslında bir toplum var. Bu toplumun içerisindeki işte insanların %60'ı, %70'i gerçekten ahlaklı, Allah'tan korkan, onun sevgisini kaybetmekten korkan diyelim insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar kendi aralarından yöneticiler seçiyorlar. Böyle bir toplumda tabii ki adalet beklenir, adaletlidir. Kendi içinde adaletli olması bir kenara artık başka toplumlara da adalet yaymaya başlarlar. Işık saçarlar. Tarihte İslam devletleri içerisinde böyle o kadar çok devletimiz var ki. Sadece bakın adaletin bulunduğu yerlerde huzur, refah olmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda bilim gelişir, medeniyet gelişir. Orada bilim adamları çalışmalarını çok rahat bir şekilde yaparlar. Çünkü özgür bir ortam vardır. Ve bu toplumda bir süre sonra çok büyük bilim adamlarının, sanatçıların, sporcuların yetiştiğini görürüz. İslam altın çağını yaşadığında, işte Hanif İslam üzere kurulu medeniyetler tarafından yönetiliyordu. Ve o medeniyetler bu bayrağı, bu sancağı nesilden nesile taşıdılar, nesilden nesile taşıdılar. İşte biz herhangi bir yerde gerçek İslam bu değil dediğimizde bize gerçek İslam ne diye sorarlarsa, gerçek İslam, Kur'an'ın bize Hanif İslam olarak bahsettiği, fıtrata uygun ve tevhid gibi, akılcılık gibi, güzel ahlak gibi, adalet gibi ilkeler üzerine inşa edilmiş İslam'ın ta kendisi. Ve Kur'an'ın bütün ayetlerini açın. Herhangi birini inceleyin. Her ayet ya direkt bunlardan bahsediyordur bu ülkelerden ya da bu ülkelerin inşa edildiği bir konunun içerisinde geçiyordur. Bakın bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hanif İslam'ın olduğu ülkeler ayağa kalkar, şahlanır, gelişir. Hanif İslam'ın yaşanmadığı toplumlar batıl inançlar içerisinde yuvarlanır. Bu şekilde helak olmaya mahkumdurlar. O yüzden Hanif İslam günümüzde İslam dünyasının umut ışığıdır. Evet, çok güzel bir gerçekten cümleydi. Teşekkür ediyorum Kadri değerli bilgilerin için. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Rica ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah beraber yeni programlar yaparız. Evet, hazır bundan bahsetmişken, videoyu da kapatırken sayın izleyenler sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz videoların artması, devam etmesi ve çoğalması için lütfen kanalımıza abone olmayı, küçük bildirim çanını açmayı ve yorumlarınızı ve sorularınızı bizimle yorumlar bölümünden paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.